Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber yine bir karşılaştırma videosuyla beraberiz. Bugünkü konumuz İtalyan pizzası ile lahmacun olacak. Bakalım hangisi kazanacak? Göreceğiz. Hemen ilk başta İtalyan pizzamıza gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi geldik. İtalyan pizzamızı söyleyeceğiz. Arkadaşlar gömdük. Şöyle göstereyim. Yorumları yapmak için sabırsızlanıyorum. Hemen çıkalım ve yorumlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar, İtalyan pizzamızı yedik ve şimdi geldik puanlamaya ve arkamda da Sultanahmet Cami var. Restorasyon yapılıyor şu an. Neden ayakta duruyorsunuz diyeceksiniz. Yağmur yağdı, banklar ıslak. Demire de oturamıyorum. O da ıslak. Ben de size ayakta bir puanlama yapacağım. Şimdi ilk kriterimiz olarak lezzet kriterimiz vardı. Lezzet gerçekten süperdi. Yani o tereyağı tadını alıyordunuz, o yağdaki tereyağı tadını. Ya o tereyağı tadı zaten sizi alıp götürüyor. Zaten domatesi olsun, mantarı olsun, diğer lezzetler zaten süperdi. En iyisi değildi. Yani bundan da iyi pizzalar elbette var. Ben orta kalem bir pizza yedim. Onun için 5 üzerinden puanım 4 veriyorum. O 1 puanı da en iyisi olmadığı için kırıyorum. İkinci kriterimiz olarak da doyurma kriteri. Doyurma olarak da bir kişi gitseniz ortalama, öğrenciye de bu arada %10'luk bir indirim varmış. Hesap 30 lira tuttu, biz 27 lira verdik. Oradan biraz sevdim bu işletmeyi. Fiyat olarak da 27 liraya karnınızı doyuruyorsunuz ve mükemmel de bir pizza yiyorsunuz. Doyurma olarak da ben yine 4 veriyorum. Tıkapası doymuyorsunuz ama doyuyorsunuz. Mekan, atmosfer olarak İtalyan tarzı bir şey yoktu. Gördünüz zaten, genelde Osmanlı tarzıydı. Yani İstanbul'da Sultanahmet civarında da böyle bir restoran bulunuyor. Pek yapacak bir şey yok. Mekan olarak çok hoştu zaten, etrafı da çektim size. Beğenmişsinizdir. Yani mekana da çok söylenecek bir şey yok. Ona ben direkt 5 veriyorum. Çünkü çok hoş ve nezih bir mekandı. Fiyat kriterimize gelirsek de ya biraz diğer pizzalara göre pahalı ama böyle bir lezzet için bence uygun bir fiyat. Çünkü dediğim gibi tereyağısı olsun, diğer lezzetleri olsun gerçekten orijinaldi. Ben fiyata da 4 veriyorum. 4 puan hak eder. 5 biraz zorlar. Puanlama böyle. Bakalım lahmacun bizden kaç puan alacak. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımız geldi. Şöyle masayı çekeyim. Bu lahmacunumuz, bu da ayranımız, bu da içine koyacağımız malzemeler. Yani görüntü çok hoş gözüküyor. Sabırsızlanıyorum hemen. Evet arkadaşlar, tam basmayın. Evet arkadaşlar, lahmacunlarımızı yedik. Şimdi sıra puanlamada. Evet arkadaşlar, lahmacunumuzu yedik. Şimdi geldi sıra puanlamaya. İlk kriterimiz olarak lezzet kriterimiz vardı. Lezzet iyiydi, fena değildi. Bildiğimiz lahmacundu. Ama tabii ki de bir pizza değildi. Pizza bambaşka bir şey. Gerçekten bambaşka bir şey. Onun için benim buraya puanım 3. 3 değil mi kanka? Çok da güzel değildi yani. Yani. İkinci kriterimiz olarak doyurma. Doyurma gerçekten iyiydi. Bir tane lahmacun yedik. Ama resmen 2 lahmacun kıvamındaydı. Bir tane 3 tane lahmacun yeseniz doyarsınız. Doyurmaya ben direkt 4 veriyorum. Gerçekten doyurucuydu. Üçüncü kriterimiz olarak mekan ve atmosfer. Mekanınızı zaten baştan sona kadar çektim. Sadece mekanda hoşuma giden şey masalarda yabancı ülkelere ait paraların bulunmasıydı. Bu gerçekten güzel bir ayrıntıydı. Mekan çok ahım şahım değildi. Onun için puanım 3. Son kriterimiz ve en önemli kriterimiz olarak da fiyat kriterimiz. Fiyat olarak ben direkt 4 vereceğim. Çünkü lahmacun bir tanesi 5 liraydı. Ve şu anki etin fiyatını da hesaba katarsak ay ortalama bir fiyat oluyor. Onun için ben 4 veriyorum. Evet, şimdi puanlamamız bitti. Bakalım kim kazanmış.
Evet arkadaşlar, kazananı gördünüz. Sizce gerçekten hak eden bir kazanan mı oldu, yoksa hak etmeyen bir kazanan mı oldu? Lütfen yorumlarda aşağıya bana yazınız. Diğer başka karşılaştırmaları istiyorsanız da lütfen yorumlara yazınız. Şuradan ve şuradan diğer videolarıma gidebilir, buradan da abone olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.